Muhammed'in uydurduğu din. Okumaktan beyni sulanmış hafızlar falan filan. Bu Meral Akşener'in kürsüden iktidara geldiğimizde okullarda dağıtacağız, okutacağız dediği kitapta yazıyor. Murat Bardakçı hatta bununla alakalı bir yazı da kaleme aldı. Şimdi ben Meral Akşener'e kızmıyorum. Neden? Çünkü Meral Akşener Osman Kavala'nın akrabası. Meral Akşener şehidin bacısına küfür eden adamın genel başkanı. Meral Akşener'in siyasi geçmişi belli zaten. Ama Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, ya siz bu kitaptan birer tane alın, teşkilatlarınıza bastırıp dağıtın. Ne olduğunuzu, nasıl düşündüğünüzü görsünler. Eğer siz bu ülkeye çözüm üretme noktasında samimiyseniz, bir duruşunuz varsa, sizin o masada ne işiniz var? Peygamberimize, bakın işin direkt dini açısını söyleyeyim size. Peygamberimize uydurukçu diyen bir kitabı okullarda dağıtacağım diyen birisi Müslüman olamaz. Mümkün değil. Peygamberimize uydurukçu diyen bir kitabı dağıtacağım derseniz Müslüman olamazsınız. Ve bunu kendi politikanızın bir parçası olarak söylüyorsunuz. Kim bunlar? İşte yuvarlak masa şövalyelerinden bir tanesi. Diğerleri diğerlerinde ses çıkmıyor. Bunlar bu ülkeye çözüm getirecek, öyle mi? Bunların maksadı bu şekilde baktığınızda, ya şu iktidarı bir ele alalım. Geçen günlerde bu güldür mü ne yaptı? Da hepsi böyle kendini aday yapmaya çalışıyor. Bugün de bir şey uydurmuşlar. Bölüyorum biraz, buraya geçiyorum ama ya bu kadar uyduruk bir şey olabilir mi? Başkan adayları olacakmış bunların. O bir protokol imzalayacakmış. Diyecekmiş ki ben şu yetkileri kullanmaktan vazgeçiyorum. Ha bir de güçlendirilmiş parlamenter sistem. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları şunu çok iyi bilsin ki bunların bu ülkeye çözüm üretmek gibi bir derdi yok. Bunların tek derdi siyasi rant. Medeniyet ha, medeniyet. Yukarıdan şuraya kadar geldim. Onların söylemiş olduğu medeniyet anlayışının şu an aktif bir biçimde içindeyiz. Yukarıdan şuraya kadar geldim. İlk gördüğüm şey bir kızla bir kız el ele yürüyorlardı. Neyse dedim, olabilir, arkadaştırlar. Az daha ileriye gittik. İki tane kız sarılmışlar bayağı münasebetsiz bir halde. Yok dedik ya, bu kadar da olmaz. Sonra başka bir yere geldik, böyle el ele göz göze diz dize başka bir görüntü. Yahu neyin medeniyetinden bahsediyorsunuz kardeşim? Bu İslam medeniyeti değil zaten. Şu anda bizim kültürel parametrelerimiz, sosyal parametrelerimiz ve hukuk parametrelerimizin İslam'la uzaktan yakından alakası yok. Ve şu anda oluşmuş olan kokuşmuşluğu düzeltmek için bizim tek elimizdeki kılavuz İslam'ın bizzat kendisi. Ama sözüm ona çözüm üreteceklerden bir tanesi eline bir kitap almış. Kitabın içinde yazıyor ki Muhammed'in uydurduğu din. Onu da okullarda dağıtacakmış. Hadi oradan lan. Hadi oradan. Bu ülkenin bayrağında ay ve yıldız var. Ay ve yıldız ne demek? Ne anlama geliyor? O hilalin anlamını bir öğren. Bu ülkenin sınırlarını korurken, bu ülkenin güvenliğini sağlarken şehit olan insanlar İslam şehidi oluyor. Anladın mı? İslam şehidi oluyor. Başka bir şeyin şehidi olmuyor. Başka bir şeyin şehidi de yok zaten. Sen kalkacaksın, Muhammed'in uydurduğu din diye bir kitabı böyle dağıtacaksın falan filan falan filan. Biz de buna müsaade edeceğiz. Ona da bak, ona Davutoğlu müsaade eder. Ona Babacan müsaade eder. O bir tane sakallı var ya, Temel Karamollaoğlu. Her yerde böyle Müslüman olduğunu vurgulayan. Ama böyle masalara geldiği zaman galiba biraz yaşlanmış. Alzheimer'ı falan mı var? Ne? Müslümanlığı orada unutuyor galiba. Duruş olacak insanda ya. Önce bir duruş olacak. Yazık ki Türkiye siyaseti şu anda duruşsuzluğun içinde. Duruş yok. Yani gelinen şu tablo, ortam, arkadaşlar fecaat. Şimdi biz SİHA'lar, bilmem ne roketler falanlar planlar yapıyoruz. Bunları kullanacak insanı yetiştiremedikten sonra, yani insan gibi insanı yetiştiremedikten sonra bunların hepsi çöp. Ha şimdi söz şuraya gelecek. Ya hükümetin suçu, hükümet düzeltsin. Hükümet mi geliyor senin evinde? Doğurduğun çocuğuna, büyüttüğün çocuğuna. Al yavrum, biz sana vakit ayıramayız. Seni TikTok büyütsün. Ondan sonra çocuklar şöyle olmuş, böyle olmuş. O çocukların annesi, babası siz değilsiniz. Siz doğurdunuz.
Tamam mı? Veya doğmasına vesile oldunuz ama siz değilsiniz. Onların anneleri, babaları TikTok. Tamam mı? Onlara itaat edecekler. Ve o anneleri, babaları da uyarayım. Vizyon konusunda biraz dar olabilirler. Yaşlandıkları zaman tekmeyi yediklerinde eğer çocuklar insaflıysa huzur ever. İnsaflı değilse daha kötü. Şimdiden kendilerine çeki düzen versinler. Ha, devletin bu konuda atması gereken adımlar var mı? Eksiklikler var mı? Var. Yok değil. Sen analık babalık vazifeni yapmıyorsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan her işi yapsın. Ama her işi yapsın. Biz bir şeyi eleştiriyoruz. Diyoruz ki ya bu Kültür Bakanlığı'nın kültürle alakası yok. Oradan birisi kalkmış. Edepsiz. Diyor ki Cumhurbaşkanı'nın atadığı Kültür Bakanlığı'nı eleştirmek senin ne haddine? Ha bunu söylerken de ne söylüyor ama biliyor musun? İslam diyor, İslam. Pardon ya. Cumhurbaşkanının ataması vahiy mi? Vahiyle mi oluyor? Sen kendini mi kaybettin? Bizim temel hususumuz burada ayettir, hadistir, akıldır. Bunların hepsini kenara bırakmış. Cumhurbaşkanlığı kararnamesini şey zannediyor, vahiy zannediyor. Bu da Müslüman ha. Bu da işin Müslümanı. Yani sağa sola heykel yapanları eleştiren ama beyninde heykelcikler oluşturan bir tip. Ya bunları geçeceğiz. Eğer bu ülkeyi gerçekten bir noktaya getirmek istiyorsak, eğer sorunları görüp çözmek istiyorsak, ya önce şöyle bir duracağız, kendi konumumuzu bir bulacağız. Biz neyiz? Neye inanıyoruz? Ne yapmamız lazım? Bunları bir öğreneceğiz. Ama insan hiçbir şey öğrenmeden demokratik yolları kullansın bir anlam ifade etmez. Bu arada tabii demokrasiyle alakalı şunu da söylemekten geri kalmayacağım. Bizim Türkiye siyasetinin geleceğine dönük bir iddiamız var. Açık bir şekilde bunları da söyleyeyim. Her ne kadar hukuk geriye işlemez olsa da demokratik bir düzende yaşadığımız için geriye işleyip işlemeyeceğine dönük olağanüstü bir hukuk yolu oluşturmak için referanduma gidilebilir. Bu ne demek? Bu şu demek. Bugün altılı masa, aslında 6,5-7 de diyebiliriz biz ona. Ondan sonra Cumhurbaşkanımızın etrafında, daha doğrusu gölgesinde bir nevi yaşamayı tercih eden, böyle hani bakteriler olur ya, sinerler böyle insanlara, hayvanlara, adeta onlardan beslenirler. Cumhurbaşkanımızın prestijinden gölgesine sığınıp ondan istifade etmeye çalışırken aynı zamanda prestijini mahvederek ona zarar veren ve dolaylı olarak da ülkeye zarar veren o kişiler var ya. Şimdi bazı şeyler buradan görünmez ama buradan görünür. Biz buradan baktığımızda birçok şeyi görüyoruz. Allah büyüktür. Yarın biz güce gelirsek o olağanüstü hukuk yolunu açarız. Bugün pazarlık yapanlar var ya, hani oturup ya şöyle mi yesek daha iyi olur, böyle mi yesek daha iyi olur? Bakın siyasi bir ayrım yapmıyorum burada. Zihniyete dönük bir ayrım yapıyorum. Aslında burada siyasi bir ayrım söz konusu değil. Yoksa Ali Babacan'ın, Davutoğlu'nun, Meral Akşener'in masasında Temel Karamollaoğlu'nun, sözüm ona Müslüman ya, o masada ne işi var? Bunların bir amaç birliği var kendi içlerinde. Ben bu amaç birliğini en iyi haliyle yemek, olabilecek en kötü haliyle de ihanet olarak yorumlayabilirim. Kendi perspektifimde. Ama yarın o olağanüstü hukuk yolunu açacak olursak, bakın samimi bir şekilde söylüyorum, o yol açılacak olursa bugün yapılan hataları, ama bile isteye, ülkeye zarar verme, yani kendime çıksın, ülkeye ne oluyorsa olsun diyenler var ya, o zihniyet, hepsi bedelini öder. Ve samimi söylüyorum, bizim önerimiz şu olur. Bunların mal varlıklarına el koyalım, tekmeyi vurup ülkeden atalım. O yüzden ülkede herkes, siyasi arenada bulunan kişiler için söylüyorum, bugün yaptığı şeyleri bugüne göre yorumlamasın. Bu işin 10 yıl sonrası, 20 yıl sonrası var. Ve mevcut hukuk sistemi yeni kuralları organize edebilecek yapılara sahiptir. Bir referandum, halk da buna okey derse ki der, ondan sonra herkes bunun bedelini öder. Yapılması gereken işleri herkes vaktinde yapsın. Şimdi biz buraya gelmişiz, vatandaşımıza, ülkemiz vatandaşlarına
meseleyi anlatmaya çalışıyoruz. Ancak size şunu söyleyebilirim. Normalde bu bizim işimiz değil. Normalde bu işi yapması gereken kişiler var. Bu iş için maaş alan kişiler var. Ama işlerini yapmıyorlar. Nerelerdeler? Nerelerdeler? Pilates'teler, Pilates'te. Nerelerde? Falanca beyle gezmeye gittik. Filanca beyle ziyaretteyiz. Gezin baba, gezin. Bu milletin parasıyla gezin. Bu milleti kandırıp gezin. Birilerine de söylüyorum. Öteki taraftan. Ama görenler var. Biz beşer olarak gördüğümüz kadarını görüyoruz. Bir de daha üst bir makam var gören. O da faturayı keser. Ha bize, imkan bize gelirse biz de boş bırakmayız. Direkt milletten yetkiyi alırız. Onun için bir hukuk yolu oluştururuz ve geriye dönük işletiriz. Olmayacak iş değil. Bazıları bazı kullandığı kavramların anlamını bilmemekte ısrarcı. Ama o kavramları kullandıkça bize meşruiyet alanı oluştururlar. Ve bir referandumla Ahmet Necdet Sezer. Oraya da bir değinelim ya. Birilerini affediyor. Birilerini affediyor. Ve affettiği insanlar çıkıyorlar. Bu ülkede görev yapan, devletin görevlisi olan insanları katlediyorlar. Nasıl? Ahmet Necdet Sezer, sözüm ona bu milletten almış olduğu yetkiyi kullanıyor. Ve sözüm onu o yetkiyle bunlar bu zulmü yapıyorlar. Yarın öbür gün ilk fırsatta tabii bunların da hesabını milletten alacağımız yetkiyle üstün bir hukuk yolu oluşturup soracağız. Bu kişiler vefat etse de soracağız, etmese de soracağız.